Herkese merhaba arkadaşlar. Türkçem benim YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 7'den 8. sınıfa geçen öğrencilerimiz için hem 7. sınıf konularını tekrar etmeleri açısından hem de bursluluk sınavına hazırlık olsun diye soru çözümü gerçekleştireceğiz. Hemen vakit kaybetmeden birinci sorudan başlayalım. Ama birinci soruya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Haydi başlayalım. Şimdi birinci soruda demiş ki. Mevlana'nın sözünden numaralandırılmış yargılardan hangisi ya da hangilerine ulaşılamaz? Önce soru kökünü okuduk. Ardından denizi gören göz başka, köpüğü gören göz başkadır. Köpüğü bırak da denizin gözüyle bak sen. Köpükler gece gündüz denizden meydana gelir. Onları deniz harekete geçirir. Fakat ne şaşılacak şey ki sen köpüğü görüyorsun da denizi görmüyoruz. Şimdi ne demek istemiş? Bir bakalım. Birinci cümlede demiş ki olaylara bakış açısı kişilerin eğitim kültür durumuna göre değişir. Şimdi böyle bir şey çıkarabilir miyiz? Bir düşünün sizler de. Böyle bir şey çıkaramayız. Bir olmaz yani ulaşamayız. Bir olmayacağı için C ve D şıkkı gitti. Öyle eserler vardır ki onu oluşturan sanatkardan daha fazla ilgi görür. Mesela sen köpeğe odaklanmazsın. Ne yaparsın? Pardon sen denize odaklanmazsın. Köpeğe odaklanırsın. Onu oluşturan denizi görmezden gelirsin. Bak bunu çıkartabiliriz. 2 olur. 3 de gözümüzün gördüğü değil asıl onu görünür yapan kıymetlidir. Bu da yukarıdaki anlatılanlarla uyuşabilir. Ama A şıkkındaki verilen cümle yani yalnızca bir ulaşılamaz. O yüzden bizim doğru cevabımız Adana olur. B, C ve D şıkkıları elenmişti. Aşağı inip yukarı çıkmamak adına hemen yanındaki üçüncü soruyu çözelim. Demiş ki bir eylemin hangi gerekçeyle veya hangi sebeple yapıldığını bildiren cümlelere neden sonuç cümlesi denir? Yani sebep sonuç seçeneklerde seçeneklerdeki mısraların hangisinde sebep sonuç ilişkisi vardır demiş. Karanlığın bahçesinde pencerem geceyi odamda geçirmek için bir ağacı bir ağaç cama vuruyordu. Geceyi odamda geçirmek için demiş ama burası amaç sonuç neden sonuç değil. A gitti. Huzur için, servet için, daha mutlu millet için daha çok okumak gerek. Burada amaç sonuç. C'de konacak dal arayan, bir yavru kuş türkülerle telgrafın tellerine konarsınız. Bir dursun. Ezgile, he, konarsınız ezgilere uymak için. Burada da bir amaç var. Denizde çok mutluyum. Gün güneş doğduğu için. Bak çok mutluyum sonuç. Neden çok mutluyum? Güneş doğduğu için. Burada bir sebep sonuç yani neden sonuç ilişkisi var. Cevabım denizli olur. Devam ediyoruz bir diğer sorumuzla. İkinci soruda demiş ki bu açıklamaya göre evde kalk cümlesinin şifrelenmiş hali seçeneklerin hangisi de verilmiştir? Bizden bir şifre oluşturmamızı istiyor. Şuradan kalem rengimizi değiştirelim. Biraz da mavi yapalım. Milattan önce 50'li yıllarda yaşamış olan Roma İmparatoru Sezar'ın bulduğu düşünülen bir şifreleme tekniği var. Sezar göndereceği gizli bilgi içeren yazıları bu yöntemle şifrelermiş her harfi alfabetik sırasına göre kendisinden sonra gelen dördüncü harfle değiştirilmiş. Dördüncü harfle değiştirilmiş. Son harften sonra tekrar başa dönerek aynı şekilde şifrelemeye devam edermiş. Kendisinden dört sonra gelecek bakın arkadaşlar. Buna göre evde kalın nasıl? E'nin dört sonrası hangisi olur? Alfabetik sırayı biliyorsanız rahatça yapabilirsiniz. Düşünün bakalım. Tabii ki de H olur. E, v kelimesinin V kelimesini diyorum pardon. V harfinin 4 sonrası hangi olur? V, Y, Z. A'ya dönüyorsun sonra B. HB B şeklinde gitmemiz lazım bizim. O yüzden direkt şu C ve D şıkkı elendi. Sonra evde D'nin 4 sonrası. D. Sayın. F, G. D'den sonra E gelir. F gelir. G gelir. Daha sonra yumuşak G gelir. Burada yumuşak G'yi almamız gerekirken bakın B'de A'da normal direkt G'yi almış. A da buradan elendi. Benim doğru cevabım o zaman Bursa. Diğerlerini de yapabilirsiniz isterseniz. Ben vakit kaybetmemek adına yapmayacağım. E'de çünkü biz HH şeklinde bulmuştuk. Bu da bize kopya verebilir. Cevap Bursa dedik. Dördüncü soru. Bu metinde söz edilen kişi verilen deyimlerden hangisiyle nitelendirilebilir? Nedense bazen suçlu olduğu halde bunu görmez, kabullenmez. Hem suçlu hem güçlü anlamında kabullenmez. Kurnazlıklarla kendini haklı ya da suçsuz çıkarmaya çalışırdı. Zeytinyağı gibi üste çıkmak olacak tabii ki de. Gözden düşmek olmaz. Hazıra konmak olmaz. Burnunun dikine gitmek, söz dinlememek yani bu da olmaz. Cevap denizli dedik. Haydi devam edelim. Beşinci soruda. Şimdi beşinci soruda bir yazım yanlışı sorusu. Şöyle biraz daha yukarıya alayım ki daha rahat görebilin. Yukarıda kurallar verilmiş arkadaşlar ve bu kurallarla ilgili bizim aşağıdakilerle bir eşleştirme yapmamız istemiş. Mesela beni zor zamanlarında yalnız bırakmadığın için çok sağ ol dedi. Etmek, eylemek, olmak, kılmak yardımcı fiilleriyle kullanılan birleşik fiillerde isim herhangi bir ses düşmesine veya türemesine uğramazsa bu tür birleşik fiiller ayrı yazılır demiş. Ama burada ne yapmış? Sağ olu bitişik yazmış. Ayrı yazılması gerekirdi. Bir yanlıştır. O yüzden Birin olmadığı ışıkları eleyeceksin. B ve D gitti. 2 de bin bir derde deva bin bir bakın. Bir dursun yol ve ulaşımla ilgili birleşik kelimeler ayrı yazılır demiş. Mesela yurdumuzda karayolu yapımına organize bir şekilde 1950 yılında Yılından sonra başlandı. Yolla ilgili kelimeler ayrı yazılır demiş. E bu arkadaş da zaten ayrı yazmış. Değil mi? O yüzden burası doğrudur. A şıkkı da burada ne denir? Cevap 1-2 olur. Ama bakalım 2'de ne var? 1001 derde de deva olan çörek otu. Evet çörek otu hatalı. Şu kalemimi şuradan değiştireyim ben. Hatalı olanları farklı bir renkle yapalım. Sağ ola hatalı dedik. Çörek otu. Hocam çörek otu neye göre hatalı? Kelimelerden her ikisi veya ikincisi birleşme sırasında anlam değişmesine uğradığında bu tür birleşik kelimeler bitişik yazılır. Anlam değişmesine uğramıyorsa ayrı yazılmaz. O zaman cevabım ne olur benim? Tabii ki de 2 iki, yani 2'yi de alan C 1 ve 2 olur. Hemen yanındaki sorudayım. 7. soru. Bilimsel araştırma basamakları verilmiş. Sonra bu açıklamaya göre seçeneklerde Ali'nin yaptıklarından hangisi bilimsel araştırma basamaklarının herhangi biriyle ilgili değildir? Ali ailesinin elektrik faturasını öderken hep zorlandıkları aklına geldi. Zorlandıkları aklına geldi. Bel bir dursun. Boş zamanlarda kendisine ilginç gelen konularla ilgili araştırma yapar. Bakın bu araştırma işte konunun bilimsel araştırma basaklarında konunun problemi belirlenmesi, varsayım oluşturulması, konuyla ilgili verilerin, bilgilerin toplanması, toplanma bak işte araştırma, çalışma. İnternet ve uzman kişiler sayesinde sorunu daha iyi tanıdı. Bu problemin belirlenmesi olur. C şıkkı da buradan elendi. Şöyle yapalım. Ben eşleştireyim sizin için. Böyle. B'de boş zamanlarda kendisiyle ilgili gelen konularla ilgili araştırma yapar. B'yi buraya aldım. D'de fen bilgisi öğretmenin rehberliğinde rehberliğinde güneş ışığını elektrik üretmek için proje hazırlamaya karar verdi. Hem de konunun belirlenmesi, problemin belirlenmesi olabilir. Raporlaştırma, sonuç yazma. Ali ailesiyle elektrik faturası öderken hep zorlandıkları aklına geldi. Şimdi burada herhangi bir problem veya herhangi bir şey var mı? Biriyle ilgili değildir demiş. Ama bir saniye, bir saniye arkadaşlar. Çünkü şurada bir araştırma yok şuraya dikkat edelim. Bir saniye şurayı temizleyeyim tamam mı? Şimdi biz bunu e, direkt araştırma olarak aldık ama konuyla ilgili verilerin, bilgilerin toplanması bu direkt bursayı karşılamaz. Faturayı öderken hep zorlandıkları aklına geldi. Yani burada problem belirleniyor. Burada A'da problem var bakın. Neyi problem? Faturalar öderken zorlandıkları. Burada problem belirleniyor. İnternet uzman kişiler sayesinde sorun daha iyi tanındı problemi tanıyorlar artık. Tamam bu da var. Fen bilgisi öğretmenleri rehberinde güneş ışını elektrik üretmek için proje hazırlamaya karar verdi. Karar verme aşaması var. Bu da olur. Ama Bursa bu yukarıdakileri tam olarak kapsamaz. Devam. Haydi bakalım. Hangi seçenekteki ara söz nesnenin açıklayıcısıdır? Arkadaşlar 7'den 8'e geçti. Şu an 8. sınıf öğrencilerimiz bu videoyu izliyorsa konuya gayet hakimdir. Ama 7'den 8'e geçecek olanlar için söylüyorum. Arkadaşlar cümlelerin ögeleri diye bir konumuz olacak. Ve bu 1. dönem konularından birisi olacak. 8. sınıfın 1. dönem konularından birisi olacak. E, konunun ana hatları, konunun ne olduğu, konunun en ince ayrıntısına kadar videolu anlatım şekli kanalımızda mevcut. Ben şu an sadece sorusunu çözeceğim. siz oradan e, videosunu zaten vak, vakti geldiğinde izleyebilirsiniz. Cümleyi söylerken söz arasına sıkıştırılan bazen bir öğenin açıklayıcısı bazen cümle dışı unsur olan söz veya söz ara söz denir. Ara söz daima açıkladığı öğeden sonra gelir ve iki virgül arasında ya da iki kısa çizgi arasında verilir. Ahmet Bey yani şirketin asıl kurucusu öngörüsüne güvendiğim bir insandır. Öngörüsüne güvendiğim bir insandır yüklem. Değil mi? Yüklem. Kim? Ahmet Bey. Bak kim sorusunu sorduğuma göre burası özne. O zaman şu iki virgül arasındaki ara sözlü öznenin açıklayıcısı. Bize neyi soruyor? Nesnenin açıklayıcısını soruyor. A gitti. Yazar bu kitabında şirin bir Ege kasabasını doğduğu kasabayı anlatıyor, anlatıyor. yüklem. kim yazar? Özne işi yapana özne denilir. Neyi anlatıyor? Ege kasabasını nesne. Şirin bir Ege kasabasını nesne. Şirin bir Ege kasabasını açıklıyor. Bak, doğduğu kasabayı şeklinde. Neyi sorusuna cevap verdiğine göre nesnenin açıklayıcısıdır. Cevap Bursa olur. Şu an 7'den 8'e geçen arkadaşlar diyor ki hocam ne diyorsunuz siz ya diyor ama konuyu dinlemeden öğrenemezsiniz arkadaşlar. Mutlaka videomuzu dinleyin. Dersimizi dinleyin. Cümlenin ögeler dersini dinleyin. 8. soru. Bu cümlede alt çizili noktalama işaretlerinin hangisinin kullanımı doğrudur? Şimdi burada kısa çizgi kullanılmış. Burada kısa çizgi kullanılmaz. Kısa çizgi yanlış yani. Ne kullanılır? Ya eğik çizgi kullanırsın şu şekilde ya da tarihlerin arasına sadece nokta koyarsın. 2055'te saatlerin arasına iki nokta koymuş. 2 nokta kullanılmaz, tek nokta kullanılır arkadaşlar. Elazığ'ın demiş Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğünde demiş. Şimdi hangisi sizce doğru? Dikkatli bakın. 6.8 değil 6. 6. demiş 6,8 büyüklüğünde olması lazımdı. Nokta değil, virgül getirmesi gerekirdi. Tabii ki de nokta da yanlış. Ama kesme işareti özel isimlere getirilen ekler ayrıldığı için, çekim ekleri ayrıldığı için kesmeyle ayırmış. Doğru. Cevap C dedik. 9. sorumuz. Bu dizelerde bulunan fiilimsilerin ile ilgili hangi seçenekte verilenler yanlıştır? Şimdi fiilimsi yine 8. sınıfın 1. dönem konularından birisi arkadaşlar. 7'den 8'e geçen arkadaşlar sizin için anlam bilgisi ile ilgili sorular çözdük. Noktalamayla ve yazımla ilgili de sorular çözdük. Hazırlık olsun diye yani küçük küçük adımlar atın diye de 8. sınıfın 1. dönem konularla ilgili sorularımızı çözüyoruz. Bunlardan biri cümlenin ögeleridir. Diğeri 8. sınıfın ilk dil bilgisi konusu olan fiilimsi. Fiilimsi demiş ki hangisi yanlıştır demiş. Birinci dizede birden fazla sıfat fiil kullanılmıştır. Yalnız senin gezdiğin bahçede açmaz çiçek. Birden fazla demiş. Senin gezdiğin bahçede. Bakın. Şurada bir bir tane sıfat fiil var. Ama burada diyor ki birden fazla sıfat fiil vardır. O yüzden bu bir dursun. İkinci dizede herhangi bir fiilimiz kullan, bir, kullanılmamıştır diyor. Bizim diyarımızda bin bir baharı saklar. Evet gerçekten de burada fiilimiz yok. Bu doğru. Şuraya bir tik atalım. C'de üçüncü dizede zarf fiil kullanılmıştır. Kolumuzdan tutarak erek arak bir ekti. Zarf fiil ekiydi. Evet. Bu da var. 4 4 diyorum. Deniz ışığı 4. dizide sıfat fiil kullanılmıştır. İncinir düz bahçede dağda gezen ayaklar, gezen ayaklar bakın en 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 an var burada. Sıfat fiil ekidir. Yine fiilimsiler videomuza, dersimize, kanalımızda mevcut arkadaşlar. Oradan ulaşabilirsiniz. Cevabımız Adana olur. 10. soru bu metinde altı çizili söz grupları ile anlatılmak istenen hangisidir? kendi boyasını vurmayı bilen. Bakalım bir. Şimdi bu tip sorularda ilk önce buraya okursunuz. Önce altı çizili yerden çıkarmaya çalışırsınız. Çıkaramazsanız hepsini okursunuz. Sokaktan topladığı malzemeye kendi boyasını vurmayı bilen bu romancı her kelimesinin arkasında kendi varlığını hissettiriyor. Gerçekçi bir bakış açısı değil. Kendine has bir tarzda yazdı. Dursun. Yazdıklarıyla okurlarını etkiledi. Hayır. Süslü ve gösterişli bir üslupla yazdı. Hayır. Cevap Bursa olur. Çünkü diyor ki kendine kendi bak zaten bana kopya veriyor. Kendi boyasını vurmayı bilen yani kendine has bir tarzı var demek istiyor. Cevap Bursa dedik. Şimdi bu 10 soruyla birlikte bugünkü soru çözümümüzü çözümümüzü bitirmiş olduk arkadaşlar. Umarım sizlere faydalı olmuştur. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız videoyu beğenmeyi, Unutmayın herkese iyi çalışmalar kolay gelsin